Ama bu
hadisenin oluşumundan sonra o bölgenin bir kısım gençleri ve insanları bu ailenin evini sarıyorlar, haberlerde bulunan. Polis aileyi kurtarıyor. Fakat bu sefer başka Suriyelileri veya dükkanlarda, sokaklarda çalışanları millet övmeye başlıyor. Ve artık polis zor kullanarak ya da biber gazı veya işte su tazyikle bizimkileri dağıtıyor. Şimdi cehaleti görüyorsunuz. Yani biri bir suç işliyor. Bir Suriyelinin işlediği suçtan dolayı bu sefer diğer Suriyeliler toplanıyor. Onlar işte başka kamplara gönderiliyor, koruma altına alınıyor, sokakta geziliyor. Bir tanesinin yaptığı yanlış hepsine bedel oluyor. Ama bu yanlışa verilecek cevap da dengesiz, ortama uygun değil. Buradan böyle bakılınca şunu görüyoruz. Bakın bir savaşın ülkemizde bir kişinin yapmış olduğu fiil sonucundaki çıkan olaylara bakar mısınız? Ne kadar hiç bize yakışmayacak işler. O Suriyeli'ye yakışmayacak olan hiç adamı öldürmesi, ev sahibi olsun olmasın. Yani bir ev kirası tartışmasında insan öldürüyor. Burada şunu görüyoruz, insanlarda hala cahiliyet konusu söz konusu. İnşallah buna benzer bir konuyu bu pazarsa onu anlatacağım. Yani zalimlerden taraf olmamak nasıl olması gerekir? Onunla ilgili bazı şeyleri pazar dersinde anlatmaya çalışacağız. O zaman burada şu var. Kur'an-ı Kerim savaş ahlakından, savaş problemlerinden veya savaşın içindeki haddi aşıp aşmamaktan bahsetmektedir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de onlar sizinle savaştıkları gibi siz de onlarla savaşın. وَلَا تَعْتَدُوا haddi aşmayın, Allah haddi aşanları sevmez. Yani biz haklı olan bir savaşa girdiğimizde haddi aşarsak Allah'ın sevgisini kaybederiz. Öyleyse savaş, amel, mülteci, ensar, göç, ganimet, ilişki hep Allah sevsin diye yapılması gerekir. Yoksa dünyevi başarı için yapılırsa hiçbir anlamı yok. Dünyada kalır. İşte Amerika'da bir tane zenci öldürülüyor ve bu sefer de onlar zenciler çıkıyor. Hani Amerika'da eşitlik sağlanmıştı, devlet başkanı zenciydi. Hani siyah beyaz arasındaki demokratik ilkeler işliyordu. Demek ki insanların gönüllerindeki bu batıl düşünceler kalmadığı müddetçe Müslümanım diyenler bir kısmı Aleviyim diye ayaklanıyor, bir kısmı Şiiyim diyor, bir kısmı Kürdüm diyor, bir kısmını Türkmenim diyor, bir kısmı zenginim, bir kısmı fakirim. Peki bu Müslümanlık? Öyle mi düşünülmesi lazım? Halbuki emaneti ehline verin diyen bir dinin sahibi değil miyiz? Eğer emanetin ehli Kürtse, Türkse veya Arapsa, Suriyeliyse buyur efendim demek gerekmez. Yani burada Suriyeli bir mülteci yoksa, biz Suriyeli için olsak aynı hakikati söylememiz gerekmez. Ama sözde Müslüman olmak başka bir şey, Müslümanlığı bilmek başka bir şey. Onun için de Kur'an-ı Kerim, bakın Rum Suresi bir savaştı ve bizim dışımızdaki bir savaştı. Bu savaşı bize anlatıyor. Şimdi ayet-i kerimeleri kısaca devam edelim. Elif, la, mim, gulibeti Rum. Rumlar mağlup oldular. Fî etnel ardı ve hum min bâdî galebihim seyâlimûn. Yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Yakın bir yer konusu Suriye vesaire gibi olabilir. Başka farklı yorumlar var, bilmiyorum. Onlar yenilgilerinden sonra bir bitresinin birkaç yıl içinde de galip gelecekler. Yani 3-9 yıl içinde, daha evvelki haftalar anlattık. Hatta size bu Bekir Efendimiz iddiaya girmişti. Bu da gaybın haber verilmesine bir şart. Kur'an-ı Kerim'de gaybi haberler var mıdır? İşte bunlardan biri açıkça budur. O gün onların mağlup olmaları, İnsanlık tarihinin çok şiddetli ve dehşet bir savaşın sonucunda mağlup oluyorlar ki kimse galip geleceklerini tahmin etmiyor. Ama sonra onların galip geleceklerini anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Demiştik ki, Müslümanlar da bir kere yıkıldı, sarsıldı, bir daha toparlanamaz zannedenlere bu ayet ümit vermesi lazım. O ki kafirler bile ayağa kalkıp yeniden toparlanabiliyorsa, müminlerin toparlanması ve bunun asırlar değil, 3 ila 9 yıl gibi birkaç yıl içinde olması ayrı bir ümit meselesidir. Bu
Buyuruyor ki ayet-i kerime, لِلَّهِ اَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ. Önce de sonra da emir Allah'ındır, iş Allah'ındır, hüküm Allah'ındır, karar Allah'ındır, etki, yetki Allah'ındır. Bu aslında hani böyle bazen çerçeveye bulur ya, hani bir yere asarlar işte büyük, güzel sözler, ayetlerin hepsi güzel. Ama bu da çok manidar bir söz. Böyle bir insan bir yere yazıp arada bir bakması lazım. Önce de sonra da emir Allah'ındır. Evvelinde de ahirinde de emir Allah'ındır. Üstte de altta da emir Allah'ındır. Yani iş ona aittir, hüküm ona aittir. Burada şu ortaya çıkıyor. Peki Cenab-ı Hak bu yardımını veya bu galibi yedi sebeplere bağlı mı yapacak, sebepler dışında mı yapacak? Allah sebeplere bağlı olmak mecburiyette değildir büyük derecede. Yani Allah sebepler oluşsun mecburiyette değildir. Ama tamam, sünnetullah diye bir kural vardır ama yeri geldiği zaman Allah o sünnetullahın dışında İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte yanmamasını neyle izah edeceğiz? Sünnetullah kuralına göre yanması lazım değil mi? Veya Efendimiz'in Sevir Dağı'nda yakalanması lazım. Veya Musa Aleyhisselam'ın efendim suda boğulması lazım. Ama burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Biz bize düşen işleri ihmal ederek görevi Allah'a yükleyen bir tarzda olmamalıyız. Mesela Firavun Musa Aleyhisselam'ı kovalıyor ya da Musa Aleyhisselam önden gidiyor, o da arkadan gidiyor. Şöyle olamaz mıydı? Musa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak ordusuyla beraber suyun üzerinden yürütemez miydi? Yürütürdü. Allah öyle yapmıyor. Bizim bildiğimiz yolda yürütüyor ama yolu suyun içinde açıyor. Bu da insanlara, biz de şimdi şöyle diyor. Bir adamı ben suyun üstünde yürürken görsem, işte evliya deriz, elini öperiz, büyük keramet deriz. Doğru. Ama bütün bunlara bakınca suyun içinde yürümek daha büyük keramettir. Niye? Suya insan hükmedemez. Suya Allah hükmeder. Artık orada her şeydir. Doğru değil. Suyun üstünde yürürken acaba bir keramet ne dersen ama suyu açmak zor. O zaman burada şu var. Sebepler alemiyle ilişkimiz olacak. Ama Allah-u Teala'nın sebeplere bağlı olmak mecburiyetinde olmadığını bilecek. Buyuruyor ki ayet-i kerime وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّٰهِ. O gün Allah'ın zafer vermesiyle müminler sevineceklerdir. Buradaki sevinme, geçen haftalarda, iki haftadır konularda şimdi biraz ilerleyelim. Buradaki sevinme hangi sevinmedir? Sevinme iki türlü tarif edilir. Bir, ehli kitap olan Rumların İranlı o zamanki ateşperestlere galip gelmelerine sevinecekler. Ama İmam Maturidi, o dönemdeki Maturidi mezhebindeniz, Hicri 250'lerdeki bu zat diyor ki, müminlerin sevinmesi, ehli kitabın galibiyeti değil, e nedir? Allah'ın bu savaşla ilgili verdiği hükmünün ortaya çıkmasına sevineceklerdir. Yani Allah, Rumlar galip gelecekler dedi ya, ona sevindiler. Yoksa Rumların galibiyetine değil, Allah'ın söylediği hak ortaya çıktı. Ancak araştırmacılar bu ayet-i kerimelere baktığımızda, Mekke dönemindeymiştir bu ayet-i kerimeler, bu 3 ve 9 yıl meselesine bakıldığında, bunları geçen 2 haftadır anlatıyoruz, tekrar etmeyin, bu yevmenin bithasini birkaç yıl içinde, yılı belirir. Ama yevme izin ve yevme izin belli bir zamana işaret ediyor. Bu müminlerin Bedir'deki sevinmeleridir diyor. Yani bu sabah galibiyet müminlerin Bedir müjdesine de bir işaret verilmektedir. O halde ayet-i kerimeye baktığımızda وَيَوْمِ اِذِنْ يَفْرْحُ الْمُؤْمِنُونَ müminler o gün ferahlanacaklar. Neyle? Galip geldikleri için. Nedir? بِنَصْرِ اللّٰهِ Allah'ın zafer vermesiyle, yardım etmesiyle. Demek ki başarıyı Allah'ın yardımı olarak görmek gerekiyor. İşte şöyle oldu, böyle gitti, geldi, gitti. Doğru bunlar var ama bunun evveli, ahiri Allah'ın yardımıdır. Peki, Allah'ın yardımı ile ilgili Kur'an'da ayetler var mı? Çok var. Mesela bir ayette اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ. Eğer siz Allah'a yardım
karar kırıklığı. Yani Allah aciz mi de biz yardım edeceğiz? Hayır. Biz yapmamız gereken vazifeyle sorumlu olduğumuzu ifade etmektedir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de كُونُوا اَمْسَارَ Allah'ın yardımcıları olun diye de bir ayet-i kerime var. Bu sebepten dolayı ki nusret kelimesi, ensar kelimesi Kur'an-ı Kerim'de üç döneme işaret eder diyebiliriz. Üç döneme işaret eder. Ensar, yardım. Bir, Hazreti İsa'nın dönemine işaret eden Kur'an-ı Kerim'de men ensari inallah. Bana Allah yolunda kim yardım edecek diyor. Bu bir. İki, sahabe-i kiramın ensar olması. Kur'an vellezine tebevvev dar ve imana min kablihim diye ayet-i kerime anlatıyor. Daha önceden Mekke'yi iman yurdu edinmişler. Şey, Medine'yi. Medine'yle ilgili de bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki şehirler kılıçla fethedilir, Medine ise Kur'an'la fethedilmiştir diyor. Medine savaşı var mı? Yok. Demek ki her fetih ille kılıçla, savaşla olmak mecburiyetinde değildir. O zaman bu ikincisi ensar bu. Üçüncü ensar kimdir? Kıyamete kadar müminlerin vellezine tebeûhum bi ihsan muhacir ve ensarın izinden giden ve görevi ensar olmak gerektiğinde bu işi yapanlardan Allah razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır diye aynı ayete kıyamete kadar gelecek bu sorumluluğu yüklenen müminler de dahil edilmiştir. Tamam. O zaman burada şu var. Binasrillah Allah'ın yardımı. Allah'ın yardımı meleklerden olur. Kur'an-ı Kerim'de var. Rüzgarla olur, kuşla olur, yağmurla olur, uykuyla olur. Onların üzerine bir uyku verdik, bir güven verdik diyor. Uyandıkları zaman kendilerine gelirler vesaire. O zaman burada şu var. Allah'ın yardımı. Mesela İmam Rabbani diyor ki, savaşın iki askeri vardı. Bir dua askerleri, bir kılıç askerleri. Kılıç askerleri kaderi değiştiremez, dua askerleri değiştirir diyor. Yani olacak olan işte hayra dönüş dua ile olur. Bu da neyi gösterir? Dua etme sorumluluğunda olanlar dualarıyla, kılıç kullanma kabiliyetinde olan da kılıçları ile beraber bu savaşa mahen iştirak ederler ve madde vazife görür. Öyleyse müminlerin binasrillah Allah'ın yardımı ile yen suru men yeşâ Allah dilediğine yardım eder. Buyurun. Allah dilediğine yardım eder. O zaman ayet-i kerime bakın nasıl nusretten üst üste geçtiğine göre aslında Rûm suresi müminlerin Allah tarafından yardıma uğrayacaklarını ve bu yardımı aldıklarında onlara kimsenin galip gelemeyeceğini geçen haftalarda galibiyet ve mağlubiyetin ne anlama geldiğini anlatırken ifade etmiştim. Şimdi yansurum ben yaşar. Allah dilediğine yardım eder. Peki Allah'ın yardımı adalet üzere değil midir? Ben cevap adalet üzere. Yani şöyle bir inanmalı. Bazı insanlar Allah'ın zulmetmeyeceğini söylüyor ama sanki olup bitenlerden Allah'a sorumlu diyor. Hayır öyle değil. Ayet-i kerimeler Allah'ın innallâhe lâ yâdîmû miskâle zerre. Zerre kadar Allah bir insana, bir topluma, bir ümmete zulmetmez. Bir de bazı olan hadiseler bu an itibariyle üzüntü sebebidir. Yarın itibariyle sevin sebebine dönebilir. Veya o üzüntü kalkar. Pek örnek bulamadım hemen. İmamlardan örnek vereyim. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bir karar aldı. 25 yıl bir camide imamlık yapanların oradan bir nöbet değişikliğiyle başka bir hoca efendiyle yer değiştirsinler. Yani 25 sene sezbinlerde durduysam başka bir yere gitmem gerekiyor. Demek ki ben buraya gelmeden orada olsaydım 27 yıllık olacaktım. Oradan başka bir yere gittim ama Orhan Camii'ye gelemeyecektim. Orhan Camii'ye gelme statüsü başka. Bu zor bir statü. Şimdi hani duracaktık ya demek ki gene duramayacakmışız 6 sene sonra. Gene gidecekmişiz. Şimdi bakıyorsunuz geriye
Bazen insan o an yapılan işin aleyhte olduğunu zannediyor. Zaman geçince o işlerin başka türlü döndüğünü görünce bu sefer şükür. O zaman biz bulunduğumuz anın sorumluluğuyla işe an veya şükürle görevimizi ifa etmeliyiz. Karar vermeliyiz. İyi miydi, kötü müydü? İşte ayet-i kerimeler söylüyor. Buradan bakıldığında ve hüve azizun rahim. Şimdi bu Esma-ül Hüsna var ya, daha evvel birkaç ağızda söylemiştim. Ayetlerin sonunu biz bağlarken çok hızlı bağlıyoruz. Yani şöyle ayet anlatıyoruz. İşte Allah aziz ve hakimdir, alim ve hakimdir, aziz ve gafurdur. Bu kadar hemen. Kısaca söyleyeyim. Aslında hani benzetme olmasın, bir yazı yazılır ya, yazının altında böyle ünvan yazılır değil mi? Ünvan. Ne ünvanı? O işi, mesela o raporu, o yazıyı veya o sorumluluğu kim almışsa onların ünvanı yazılır. Bilirkişi olarak, öyle değil mi? Bilirkişi raporu. Şimdi ayetlerin sonundaki güzel isimler o ayetlerle bağlantılıdır. Rastgele olmamıştır. Yani savaşla ilgili bir ayetin sonundaki ayete bakın. Ve huve azizur rahim, o Allah mağlup edilmez, galiptir, hükmüne karşı gelinmez, izzet sahibidir ve bir de errahim, merhametlidir. Şimdi mesela desek ki, çok güçlü birisi, çok kuvvetli, kimse onu mağlup edemez. Dediği dedik, kestiği kestik, konuştuğu konuştuk. Eyvah, eyvah, korkudan içeri giremezsin böyle birisi. Hayır, bu güçlü, kuvvetli, izzetli, değerli, yüce, pak olur ama merhameti de çok geniş. Gördük mü şimdi? Hem aziz olmak, peki biz böyle olamayız mı? Gelelim oraya. Tehallakû bi ahlâkillâhi teâlâ. Allah'ın ahlâkıyla ahlâklarını denmiyor mu Esma-ül Hüsna vaazlarında? Ne demek bu? Allah'ın güzel isimlerinden kula düşen sorumluluk nedir? Ondan bir nasip almak gerekir. Yani orada hatta Huyuzat diye bir tefsir var. Onda rastlamıştım. Kıyamet günü Cenab-ı Hak kullarından bir cehenneme gidecek olan diyor ki, hiç değilse benim iki tane ismimle amel etseydin de seni kurtarsaydı olmaz. Tam hatırımda değil ama şu manadaydı. Yani ayıpları örten ve insanları affeden olsaydı ben de bugün sana bu muameleyi yapardım. O zaman burada şu var. İzzetli insana merhametli olmak gerekir. Mesela bu akşam sadece bunu öğrendim ben. Elhamdülillah dedim. İzzetli, güçlü, kuvvetli olduğu kadar merhameti de o kadar emin olacak. O zaman ne olur? Kur'an-ı Kerim'de hatırlıyorsanız buradan birkaç yıl evvel şöyle bir ders yaptığımızı hatırlıyoruz. Allah'ın ismi aziz, el-aziz Celle Celaluhu, izzet, bulur, şeref, galibiyet, mağlup edilemez. Peygamber ne? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ. Bakın, peygamber de izzet konusu kullanılıyor. Peki, kitap وَاِنَّهُ لَكِتَابٌ عَز۪يزٌ. Kitap da aziz. Allah aziz, kitap aziz, peygamber aziz. Peki biz? Ayet-i kerimede وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Müminler de aziz, aziz olmalıdırlar. İzzetin gerektirdiği neyse onu düşünüp bilip yaşamalıdırlar. Gördük mü? O zaman insanın değeri neyle ilgili? Ama biz izzeti alır da rahmeti unutursak o zaman işte bu terör, savaş kavgaları, geniş güzel öldürmeler, zulümler. Şimdi haberlerde seyrediyorsunuz, dinliyorsunuz. İşte helikopter gidiyor, bir kısım insanı yiyecek götürüyor, bir kısmını da içine alıyor. Sonra helikopter havalanıyor. Ama bir kadın da bir genç helikopterin alt tutamaklarına tutunuyorlar. Kurtulmak için helikopter ayağa kalkıyor. Belki görmedi, bir daha inemedi. Sonuç ne kadar tutunabilir insan? Belki 150 metre sonra gücü bitiyor, ikisi düşüp ölüyorlar. Şu ülkenin durumuna bu bir savaşın bir
bile izzeti olması lazım, öyle değil. Yani savaş ortamında bir izzet olur. Var mı izzeti? Yok. Böyle bir insanlık oluşturdu. Yani insanı dirilten bir din yerine öldüren bir din önceden. Bu niye böyle oldu? Uhud Savaşı'nın olduğu yere gidiyoruz Haç'ta Umre'de. Diyor ki şirket görevlisi yer orada. Hocam şöyle bir ağlat insanları diyor. Bir ağlat diyor. Ya da ağlatamadın diyor. Ya da emekli bir bayi hoca efendi dedi ki arabaya bindik. Hoca efendi ağlatamadınız. Verin mikrofonu ben atlatayım bunu dedi. Uhud gerçekten ağlanacak. Enes bin Nadır'dan, Mus'ab bin Ümeyr'den, Hazreti Hamza'dan, efendim Abdullah bin Cahş'tan, Efendimiz'den bir sürü kıssalar var. Ama Uhud'u tefekkür etmek gerekirken işi sade kal gönüle çevirerek anlatmalar üzerimize sorumluluk getirmiyor. O halde şimdi bu ayet kitabında Allah savaştan anlattı halde ve huvel azizur rahim. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim. Dünya ve ahiretteki o merhamet. Peki Allah'ın merhametinden bize düşen bir görev var mı? وَتَوَاصَوْا نَصَ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ birbirlerine merhameti tavsiye ederler. Rasim ne kadar anlatmıştı? Şehri ve olayın tarihini söylemeyin. Bir savaşta bu işte istiklal dönemlerinde suçlu suçsuz arasından anlatmak istemiyorum. Bir olay. Komşuları gelmiş demişti onlara veya onların yakından. Bu Ermeniler iç savaşlar veya göçler neyse, bizim 5-6-7 yaşında bir çocuğumuz var, bizi öldürecekler belli, hiç olmasa çocuk sizde dursun, bu sağlansın. Hani bunların öldürülüyor, savaş dolayısıyla kim kim öldürdü ve dedi. Fakat aile bunu alırsa, onlar da düşmanı korudukları için öldürdüğü korkusuyla çocuğu almazlar ve gözlerinin önünde çocuk da vurur. Şimdi savaşı gördünüz mü insafsızlığı? Ama biz hikaye anlatmaya geldi. Hazreti Ali adamı ayağının altına aldı, tam öldürecekti. Adam Hazreti Ali'ye götürdü. Eğer bu hikaye doğruysa biz böyle değiliz. Hazreti Ali öldürmedi. Niye öldürmüyor? Nefsim için öldürmekten korkuyorum seni dedi. Öyle anlatmıyorum ama dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yatıyordu, anlatıyoruz. Böyle bir uykulu halinde biri geldi kılıcı aldı, kalk dedi Efendimiz'e, kalktı. Seni benim elimden kim kurtaracak dedi. O da Allah dedi. Adamın kılıcı düşünce aldı. Seni kim kurtaracak dedi. Adam ne demişti? Sen merhametli bir insansın, kerimsin demedin. Efendimiz hadi git bize savaş etmemek şartıyla serbestsin. Peki biz ne yaptık şimdi? Yahudilere Gazze'ye saldırdıkları için öfke sunarken kendi iç problemlerimizin davranış olarak bir farkının olmamasını nasıl izah edeceğiz? O zaman burada şu ayeti uzatıyoruz. Ve huvel azizur rahim. İzzet, galibiyet, şeref, değerli olmak, merhametle kıymet kazanır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız hemen her ayetin sonunda genellikle iki isminin esmasını kullanır. Öyle mi değil mi? Bundan dolayı değerli araştırmacılar şunu yapıyorlar. Allah'ın aziz kelimesini hangi isimlerle kullandı? Rahmeti hangileriyle kullandı? İlmi hangileriyle kullandı? Bakın hangisi hangisiyle kullanıldı? Bunlar çok önemli. Ama biz böyle bakıyoruz. Ömer ayetin sonunda görüyoruz. Allah azizdir, hakimdir, gafurdur, rahimdir, hakimdir, alimdir. Evet tamam da ne getiriyor bu sorumluluk? Şimdi ayet-i kerime buyuruyor ki va'de Allah, Allah'ı Allah vaatte bulunmuş. Allah söz vermiştir. Allah söz vermiştir. Peki bir şey diyeyim. Allah'ın söze değeri ne kadardır? Ne kadar değer veriyor? Evfu bil ukut var. Akitlerinizi ifa eden var. Vel mufuna bi ahdi midâ ahedû var. Vel lezimun bi emanetim ve ahdim râhûn var. Birçok ayet var. Ve mâ fattum min nefakatin evdedâ ayet var. Yani bunda bir canlı sadak bu da ayet var. Yani al innema yufune minnezri ve yakafun ayet var. Allah'ın sözünde durmayı en büyük erden kabul ediyor. Peki kendi sözünde durmaz mı? Hani
hangi sözleri var? İki tane örnek vereyim. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنْكُمْ لَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْاَرْضَ كَمَسْتَخْلَفَ Nur suresi zannediyor ve gidiyor. Allah içinizden iman eden ve amel-i salih işleyenleri sizden evvelkileri yeryüzüne iktidar muktedir egemen kıldığı gibi sizi de egemen yapacak, korkularınızdan sonra sizi emniyete kavuşturacaktır. Buyurun Allah vaat ediyor. Peki dua ile ilgili ayet var Ali İmran suresinin sonunda. Rabbena la tuzigh kulubena yok diyor. Sonra ne yok? La tuzigh mi'at Allah sözünden dönmez. O zaman şu var. Allah'ın sözüne güvenimiz ne kadar? Şimdi burada konuşmak kolay. Benim konuşmama bakmıyız. Yapın kendimize bak. Bir örnek vereyim size ben. Ayet-i Kerime'yi yanlış okumamak için bulursam yerinden okuyayım. Şimdi Allah'a güveniyorum. Böyle bir soru sorulur Müslüman'a. Hele de camide bazı özel gelen insanlara böyle bir sorunun sorulması mümkün mü? Değil. Pekala o zaman şimdi bakalım. Ayet-i Kerime'den bir örnek bulacağım. Bulduk. Şöyle bir ayet-i kerime var. وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُفْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Buyuruyor ki, Allah yolunda ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. Verirsen Allah verecek. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Hadi bakalım. Verenler var, veremeyenler bu ayetin düşüşü. Ne dersiniz? Onun için bazı araştırmacılar der ki memurlar aldıkları maaşlarının %2,5'ünü zekatlıya versinler diyen alimler var. Çok boncuk falan demişler. Efendim dur. Dur gelmiş boy ne dedi? Bir selam verelim size. Şimdi buradan şunu görüyoruz. Bakın ayete güveniyoruz değil mi? Verirseniz vereceğim diyor. Ne dersiniz? Ya inanıyoruz da nasıl yapacağız? Buyurun. Ama verenler var. O kadar da rahat veriyorlar ki. O fitreler, zekatlar, burslar, camiler. Şimdi bakmayın bu cennet vatan işte şu adam olmasaydı, bu reşim olmasaydı o ne olurdu? Bırak bu numara yapmayı. Bu millet devletten bağımsız bu kadar cami, burs, bir tarih imam hatiplerini yapmasaydı ortada bir şey kalmaz. Kalır mı ki kalmaz mı? Devletin yaptığı kaç tane? Doğru diyorsun. Alışlarda pazarın merkezinde bir cami yeri bile bulamıyorsun. O zaman burada şu var. Allah'ın vaadine güvenmek. İşte ayetler var Kur'an'da birçok yerde. Şöyle diyor. لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Allah vaadinden dönmez ama insanların çoğu bunu bilmiyor. Allah vaadinden dönmez ama insanların çoğu bilmiyor. Peki Allah'ın vaad ettiğine güvenip yapmıyorsak bilenlerden biz bilmeyenlerden. Hocam bilmez olur muyum sen okuyorsun ben bilmiyorum. Buna bilmek denmez. Yapan biliyor demek. Yoksa ne olacak ona? Mesela Hollandalılar 40 yılda hadis fihristi kitabı, kompardans diye bir kitabı yazmışlar. Hollandalı alimler 40 yıl uğraşmışlar. Müslüman değil bunlar. Bir hadisin bir kelimesini biliyorsun, 7 ciltlik kongres diye bir kitap hazırlamışlar. Oradan hangi kitabın, hangi sayfanın, hangi numarasını o hadisten var, filiz yapmışlar. Kitapları iyi okuyalım. Müslüman hayran okulları. Şimdi biraz bilgisayar teknolojisi onu tabii geride bırak. Ama şunu söyleyeyim, bu bilgi mi? Değil. Bu aklın bilgisi derler. Kabre gidince kalbin bir kalbin sevdiği bir adam. Öyle değil mi? Allah aklı da akla selim demiyor, kalbe selim. O zaman değerli müminler, yani bunda zahiren bilen hayat-ı dünya, onlar dünya hayatını zahirini bilirler. Tabii ki dünya hayatını zahirini bu iki türlü anlaşılıyor. Bir, yani savaşları, barışları, hesapları, kitapları, yemeleri, içmeleri, nimetleri bilirler. Ve bunu hani ahireti hükugafilu, ahiretten gafildir. Bunu da iki bir türlü anlıyorlar. Biri de şu demek, yarinden gafildirler, gelecekten gafildirler. Ümmetin kıyamete kadar da hallerinden gafildirler. Allah vaat ediyor, sevineceksiniz diye onlar gafildirler. O zaman gafletten uyanmak ne zaman mümkündür? Ölünce uyanır. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَتٍ مِنْ هَذَا فَكَشَّتْنَا عَنْكَ بِوَا اَيْكَتْنَا وَصَرُكَ الْيَوْمَ اَمَدِي Sen diyor Cenab-ı Hak gafletteydin bugün. Yani bu ölümle hayat konusunda gafildir. Ölünce gaflet kalkıyor.
Halbuki ölümcü insan öyle değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi'nde insanların Allah'a verecekleri hesap yaklaştı ama onlar gaflette ve yüz çevirmektedirler diyor ilk ayet-i kerime. Şimdi insanların Allah'a verdiği hesap ama onlar gaflettedirler. Onun için burada demek ki gafil olma, Kur'an-ı Kerim'de yine başka ayetler var gafillerden olmayı diye, Allah da bağını kesmek demek. Yani itaati terk etmek demek. Gaflet olalım. Halbuki biz dünyevi unuttuklarımıza gaflet diyoruz. Şimdi demek ki burada ne var? Dünyayı bilir, ahireti bilmeyenleri Allah kınıyor. Halbuki biz hem dünyayı hem ahireti bileceğiz. Ne gibi? وَبْتَغِ ف۪ي مَا اَعْتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْتِلْ فَسَادَ فِي الْاَرْضِ Allah'ın sana vermiş olduklarından ahiret yurdunu ara, dünyadaki nasibini unutma. Allah sana iyilik ve ihsan ettiği gibi sen de iyilik et ve yeryüzünde fesat çıkartma. Kime diyorlar? Harun'a. Biz ona benzersek Allah, Allah muhafaza etsin. Şimdi gelelim son ayet-i kerimeye, ezan yaklaşıyor. Evelem yetefekkeru fi enfusihim. Kendi içlerinden bir düşünsünler diyor ayet-i kerime. Kendi nefislerinde hakkında hiç düşünmediler mi? Ve fi enfusihim efela tübsirun var Zariyat'ta, onu da aynı. Yani kendi kendine düşünsünler, kendi içlerinden düşünsünler, kendilerini düşünsünler, kendi varlık sebeplerini düşünsünler, nefislerini düşünsünler, benliklerini düşünsünler. Burada da tefekkür fiiline işaret veriyoruz ki, tefekkür ne zaman olur? Bazı alimler şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينِ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ Önce zikir, sonra tefekkür diyorlar. Ayet böyle anlatıyor. Zikrin hakikatine erenler tefekküre ererler. Yoksa tefekkür, kuru bir bakış, şöyle üç dakika düşünüş falan değil. Ama bu tefekkür, o kadar boyutu derin ki فَرْجِرِ الْبَصَرَ سُمَّرْجِرِ الْبَصَرَ Ne gibi? اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Ayetlerine bakın, yukarıya bakın diyor. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ اُفْيَانُ Öyle değil mi? Semaya bakmaz mısınız diyor. Bak bakalım. Bak yukarı bak diyor. Hem aşağı doğru bakıldın mı? Biraz yukarı bak diyor. Sonra iner civar, dağlara bak. Biraz aşağıya in, dağa bak. Sonra dereye bak biraz diyor. Sonra yeryüzünün döşen içine bak. فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ Anla tabibim bunlara, sen öğüt vereceksin diyor. Yani mümin, baktığı yerden tefekkür bağlantısını kurarak سُبْحَانَكَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın ya Rabbi. Peki ne olacak boşuna yaratmadın da? Bizim için yarattın. Değil. Ayet-i sonra nasıl bitiyor? Sübhaneke Rabbi nasıl diyor? Batına fakine azabella bizi cehennem azabından böyle bitmiyor mu? Nasıl bir ayet-i kerim hocam? Rabbena ma halakte hala batına subhaneke fakine azabella senden noksanlık yoktur bizi cehennemden tefekkür cehenneme düşmemeyi sağlıyor sonra tefekkür eder. Efendim ben çok düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ateşe gidecek işler, ateşe gidecek fiiller, ateşe gidecek ameller, iş diyor düşünün. Öyle bir düşünmenin faydası yok. Halbuki dünyada kimse ateşe gidecek iş yapmaz. Öyleyse buradan baktığımızda ne yapıyor? Mesela itfaiye yangın olan bir eve giriyor, işte içerideki çocuğu kurtardı diyor. Hakikaten seviniyor. Adamın mesleği yok. Peki anne içeri girdi çocuğunu kurtardı veya yandı diyor. Din görevlisi ya da Müslüman itfaiye görevini görmeli mi görmemeli mi? Ne dersiniz? İtfaiye ne kelime biliyor musun? Arapça kelime. Söndürmek demektir. Yani o Türkçe değil, o kelimenin kökü Arapça. Peki dünya ateşine giden insanları söndüreceğiz de neyle söndürülür? Su sıkıyorlar. Burada ne yapacaksın? İman. Anlatacağım. Peki öbür işe gelince ne olur? Kimseyi ilgilendirdin. Söyleyemiyoruz. Öyle bir hal aldı ki kimseye bir şey söylenmiyor. Nereden söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Camideki çok kolay. Onu saymıyorum. Ama şurada sokakta nasıl söyleyeceksin? Camiye açık kadınlar geliyor. Eskiden İstanbul'a giderdim ben biraz gençlikte. Sultanahmet Camii'nin önünde başörtüler olur, etekler olur. Bunlar ne için? Turistler, yavrular gelince yukarı çıkarken
örtük giyinsin dedi. Doğru mu değil mi? Hala var mı? Var. Peki bizim camiye Müslümanlar açık biliyor. Pantolonlu kadın, beli açık kadın, düğmesi açık kadın, kolsuz kadın, yakası açık, saçı açık, kıyafeti örtülü açık. Görüyoruz mu görmüyor? Önce bir şey demeyelim, ben ne güzel namaz kılıyorlar falan. Ama o kadar çoğaldılar ki gayet rahat, gayet rahat, bir sıkıntı yok. Hatta bir cenazeye gittim. Hasan Hocam Kur'an okuyor, kadın eğilmiş önümüzde, telefonun videosuyla defini çekiyor. Tam da önümüzde. Defin oluyor, onu çekiyor. Eğilmiş, böyle uygunsuz. Yani kadına çekilir misin desen kavga çıkıyor. Şurada cenazede yan tarafta kadınlar da gülüyor. Adamlar bakıyor, adamın saçına, topuzuna, duruşuna, bağış yapılan buradaki efendim tabelalara, çelenklere bakınca cenazenin ne olduğu çıkıyor ortaya. Çünkü insan dostlarının üzerine bir dinledi. Azıcık şöyle bakıp da bir şey söyleyecek olsan işine bak. İstanbul'da yaşandık. Ulan şuraya gidiyoruz. Caminin yanında cenazede bile vaaz etmekten ölçüp biçmeye başladı. Tebliğ işi o kadar. O zaman ayet-i kerimede bir düşün bakalım. Mahkalakallahu semavati vel arda ve mahveynuma illa bil hakkı ve ecelim müsemma. Allah yer ve gök ve bunun arasındakileri ne olarak yaratmadı? Ancak bir hak olarak yarattı. Nerede var böyle bir ayet? Mahkalakta semavati vel arda ve mahveynuma laibin. Var değil mi Sure-i Yuhanna? Yer ve gök arasındakileri ve bunları eğlence olsun diye yarattı. Ya hoş bir şey. O zaman diyor ki Cenab-ı Hak, bir düşün, içini düşün, kendini düşün, sonra da bir sema, semayı düşün, yeri düşün. Ondan sonra bunlar boşuna yaratılmadı. Bunların da bir ecelin müsemması var. Yani tayin edilmiş, isimlendirilmiş, vakitlendirilmiş bir ecel. Ne olacak bu? Bu ecele göre bunlar da hayat yaşayacaklar. O zaman bizim ecelimiz var, dünyanın da bir eceli var. Ve sonra buyuruyor ki ve inne kesiren minen nazi bi ligai rabbihim le kafirun. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar. İşte ayet-i kerime buyuruyor ki ve inne kesiren minen nazi insanların birçoğu bi ligai rabbihim. Rablerine gider. İnne lezine la yarına ligaena ve rabbu bi hayati dünya ve tme'ennu biha. Öyle mi ayet? Şu kimseler ki la yarcuna nikâena bize kavuşup sevabımızı, mükafatımızı, cennetimizi böyle bir şey düşünmüyorlar. Mekâne yarcu nikâe Allah ve inne gelâllâh ilâ. Kimin böyle bir arzusu varsa o gelecektir diyor Allah. Gelmez ona göz verir. Peki ben Allah'a kavuşacağıma, cennete kavuşacağıma güzel inanıyorum. Ümit ediyorum. Dur bakalım. Doğru mu değil mi? Ölçü var mı? Var. Men kâne yarcu çoğu ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Sevabı inkar ediyorlar. Rabbim kendisine hakkıyla kavuşmayı, güzel amel işlemeyi nasip eylesin. Kendi vaadine hakkıyla inanmayı ve teslim olmayı cümle lütfeylesin. Amin. Ve bir hürmeti seyyidir müzeli. Velhamdülillahi Rabbim.